Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, ne kadar tedbir alırsa alsın, insan yine acizdir. Para, pul, eş, dost, mevki ve makam veya mal mülk olsun. Allah'tan başka şeye güvenene bela olarak o yeter. Çünkü sağlığı veren, yediren, doyuran, konuşturan, kudret ve kuvvet sahibi Allah-u Teala'dır. Her zerre, her an ona muhtaçtır. Kim Allah için ise Allah da onun içindir. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak cennet nimetlerinden daha kıymetlidir. Onun rızasından uzak kalmak cehennem azabından daha büyük bir azaptır. Peygamberlerden sonra en üstün insan olan Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh, bu dereceye nasıl kavuştunuz diye sorulunca buyurdu ki, üç özelliğim var. 1. Daima ahiretimi dünyaya tercih ettim. Bir olayla karşılaşınca önce ahiret tarafına baktım. Ahiretime zarar gelmeyen işi yaptım. 2. Rabbimi de ahirete tercih ettim. Yani cennet için, cehennem için değil, yalnız Allah için ibadet yaptım. 3. Başıma gelen her işte Allah'ın rızasını her şeyden üstün tuttum. Önce Rabbimin rızası, sonra diğerleri gelir dedim. Rabbimin razı olmadığı yerde ben yoktum. Allah-u Teala Habibini çok sevdi. Ben de malımdan, canımdan daha çok sevdim. Ne kazanmışsam bunlar sayesinde oldu. Rukayye validemiz vefat edince Hazreti Osman, Peygamber Efendimizin diğer kızı Ümmü Gülsüm validemizle evlenmişti. Fakat o da vefat edince Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın büyüklüğünü anlatmak için iki kızımı da onunla evlendirdim. Bir kızım daha olsa onu da Osman'a verirdim buyurdu. İşte böyle mübarek bir zat olan Hazreti Osman'a siz bu makama nasıl eriştiniz diye sorulunca şöyle cevap verdi. Rabbim gizli açık her şeyimi biliyor. Ben de Kur'an-ı Kerim'i sağıma, Resulullah'ın sünnetini de soluma aldım. Yani hükümlerine uydum. Ne dereceye ulaşmışsam bunlar sayesinde oldu.''